ihtiyaçlarım da var. Alabilecek diğer ilaçlarım da ihtiyaçlarım çok. Şunlar şimdi karşıda doktordan şey buraya çıkıyorum. Hastaneye mi geldin? Evet. Buyur otur sen Emine ablacığım. Tamam. On yaşında yurt dışından çocuklarımı okutacağım diye Türkiye'ye gelmiş bir ailenin çocuğuyum. Orada Türkçe okuma imkanımız yoktu. Babam 3 çocuğuyla beraber 31 yaşında toplayıp bizi buraya getirmiş. Ve ben 4. sınıftaydım. 4 ile 5'i burada okudum. Anadolu Lisesi'ni kazandım. Fakat maddi imkansızlıklardan okutamayız diye ailem göndermedi. Normal lisede okudum. Üniversiteyi normal yine kursa gitmeden kazandım. 21 yaşında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 80 kişilik bir sınıftık. 80 kişinin içinde 5 kişi mezun oldu. Onlardan biri de benim. Fakat kapandım dini inançlarımdan dolayı. Ondan sonra 39 sene çalışamadım. Çalışma imkanım olmadı. 60 yaşında burayı açma imkanım oldu. Fakat 39 sene boyunca hep böyle eczane açma sevdası, eczane açma isteğiyle yaşadım durdum. Hatta çocuklarım o kadar etkilenmiş ki oğlum ortaokuldan sonra başlamış harçlıklarını anneme eczane açacağım diye para biriktirmeye. Oğlum çok gayret etti. Ufak birikimler, KOSGEB'in desteği. Eşim vefat etmişti, ondan biraz birikimimiz olmuştu. Onlarla beraber açma imkanımız oldu. Fakat oğlumun çok şeyleri var, üstün gayretleri var, çok çabaladı, çok uğraştı. Onlarla beraber bugünlere geldik ve 60 yaşında burayı açma imkanım oldu. 39 sene sonra. Tek amacımız halkımıza hizmet etmek, isteklerini karşılamak. Sınır, yani hizmette sınır yok. Her türlü isteklerini karşılıyoruz. Hiç yılmasınlar. Yani bir şeyin doğrultusuna gitsinler. Ben mesela sosyal derneklerde hep parasız çalıştım. Hiçbir şeyim olmadı. Ama iyilik iyilik getiriyor. Çok iyiliklerini gördüm. Sonradan bana iyilikler çok geri dönüşüm olarak geldi. Mesela 39 yıl boyunca hiçbir şey yoktu ama sonradan bana şu anda mesela böyle çok güzel güzellikler, çok güzel kapılar açılıyor. Ben inanıyorum ki iyilik iyilik getiriyor. Bu iyilikler boşa kalmıyor. Hiç yılmasınlar. Yani çabalasınlar. Ben 62 yaşındayım şu anda. 30 yaşında gibiyim. Çok mutluyum. Severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum. Tek amacım halkıma hizmet etmek. Bu bizim tabii 40 yıllık hayalimiz. Annem eczacılık mezunu olduktan sonraki doğru bir şekilde okumuş ve hep anlatır yani ne şartlarda, ne zorluklarda okuduğunu. Kendisi göçmen bir ailenin kızı. Dolayısıyla başarılı bir eğitim hayatından sonra bunu sona erdirip eczane açamıyor. Başörtüsü sebebiyle de devlet kurumlarında çalışamadı o dönem. Hep bir hayali olarak içinde kaldı. Ben de çocukluğumdan beri bunu gerçekleştirmek istiyordum. Hatta öyledir ki ortaokulda, lisede harçlıklarımı biriktirerek geçmiştir sürecim. Üniversitede bu bursları biriktirmek şeklinde devam etti. Sonrasında işte işe başladım. Biraz para biriktirdim. Burası karşımıza çıktı ve yapabilir miyiz diye tereddütler varken bu işe soyunduk. Ama Allah da yardımcı oldu, nasip etti ve biz burayı açmak şeyinde bulunabildik yani teşebbüsünde. Tabii çok kolay olmadı. Burası borç ile açıldı. Ama belli bir süre içinde kendisini döndürdü ve ödedi. Ben o zaman ne bakıyorum çalışırken daha sonra söyledim. 30 yıl önce. Biz o zaman çocuktuk da.